Evet, bir önceki videomuzda Jishu'yu nasıl indireceğimizi anlatmıştık. Umarım çok karmaşık olmamıştır. Umarım herkes oradan basitçe Jishu'yu indirebilir. Şimdi bu videomuzda da Jishu'yu kuracağız. Devlet, sistem, nereye indiğini görelim önce. Google, telefonumuzun YouTube, dosya dosyalar. Yöneticisi. Telefonumuzun dosya yöneticisi uygulamasını açacağız. Şimdi arkadaşlar, bu benim kullandığım telefon Xiaomi ama ben bir custom ROM kullanıyorum, EU ROM diye. Aslında resmi ROM'un hemen hemen aynısı. Ufak tefek farklılıklar var. Ben bunları da size anlatacağım. Ben de dosyalar diye geçiyor. Dosyalar. Xiaomi kullananlarda dosya yöneticisi diye geçiyor bu uygulama. Dosyaları tıklıyoruz. Dosyalar. Buradan. Daha fazla. Düğme. Son kullanılan. Burada son kullanılan var. Seçili. Depolama. Burayı depolamayı seçili. Seçeceksiniz. Ben seçili ama bir daha tıkladım. Siz de depolamayı tıklayacaksınız. Bir drive. Dahili depolu. Sırf. Alarm. Andı. Audiobooks. Bakın 12 Eylül 2000. DCM. Documents. 12 Eylül 2000. Download. 1 Ekim 2020. Buluyoruz. Geri. Düğme. Boşluk. Buluştur. Izgarık. Sırala. Dahili de. Download. Nerdish. GSO-20.231.1.fk 1 Ekim 2023 13.04 61.44 MB. Şimdi bunu ilk tıkladığımda bizden dosyalar uygulamasından uygulama yüklememize izin vermemizi isteyecek. Sizde de öyle olacak büyük bir ihtimalle. Tıklıyoruz. Paket yükleyici. Ayarlar. Düğme. Liste. Ayar. Dosyalar için yükleme izni. Bakın, dosyalar için yükleme cihazınız izni. Cihazınız ve kişisel verileriniz bilinmeyen kaynak. İşaretli değil. Tekrar gösterme. Onay kutusu. İzin ver. Düğme. Şimdi burada. İşaretli değil. İzin ver. Düğme. Kısıtla. Düğme. Stop recording. Kısıtla. İzin ver. Düğme. İzin veri. Tıklıyorum. Paket yükleyici. Buradan direkt uygulama iznini verdim. Yükle. Ayarlar. Düğme. Yükle. İptal. Buradan bana yükle iptal diyor. Yükle. Yükleyi tıklıyorum. Paket yükleyici. Evet. Jishu şu an yükleniyor. Jishu artı. Sürüm. 20 milyon izinler. 39 izin. 11 gizlilik. Tamam. Düğme. Şimdi burada. Başlat. Düğme. Yani ROM farkından dolayı. Tamam. İzinler. 39 izin. 11 gizlilik. Izin tamam. Olarak düğme. Görünüyor. Bütün izinleri gösteriyor. Sistemle ilgili mikrofon, şu bu hepsini tek bir pencerede gösteriyor. Başlat, düğme. Onun için. Stop recording, düğme. Şimdi başlat, arkadaşlar, düğme. Paket yükleyici adlı pencere. Yüklendi. Yüklendikten tamam, sonra başlat, başlat düğme. Diyoruz. Jishu ekran okuyucuya hoş geldiniz. Bakın, Jishu ekran okuyucuya hoş geldiniz. Düğme. Buradan bir kere sağ süpürdüm. Ayar sihirbazını tıklıyorum. İzinleri ver üstte. Ekran kaydedici altta. Çıkış, düğme. Çıkış, düğme. IPTAL, düğme. Şimdi, sonraki adım, burada düğme. Burada arkadaşlar, ilk tıkladıktan sonra hani ayar sihirbazını tıkladıktan sonra sonraki adım, sonraki düğme. Sonraki adımı tıklayacağız. Tüm dosyalara erişim solda. Ekran kaydedici sağda. Evet, burada. Tüm dosyalara erişim. Tüm dosyalara erişime izin ver. Kapalı, anahtar. Buna izin veriyoruz arkadaşlar. Bu uygulama. Tüm dosyalara erişime izin ver. Açık, anahtar. Bakın, açık oldu. Bu uygulama. Stop recording, düğme. Ekran kaydedici. Bu uygulamanın, burada, bu cihazdaki veya herhangi bir bağlı depolama. Bir geri yaptım. Soldan sağa kaydırarak gezin. Şimdi burada soldan sağa kaydırarak gezin düğme. Soldan sağa kaydırarak gezinmeyi kullanacağız. Çünkü Jishu bir farklılık olsun diye böyle parmağımızı aşağı yukarı kaydırarak da gezinme seçeneği eklemiş. Yani dikine kullanıyoruz o zaman telefonu. Biz hiç işi bozmayalım. Standart olan soldan sağa, sağdan sola seçiyoruz. Kullanım ipuçlarını oku. Burada kullanım ipuçları diyor. Hani şuna yapmak için çift tıklayın, bunu yapmak için tek tıklayın, aşağı kaydırın, yukarı kaydırın. Çok konuşmasını istemediğim için ben bunu çıkış, hayır, hayır düğme olarak seçiyorum. Liste öğelerini numaralandır üstte. Ekran kaydedici liste altta. Liste öğelerini numaralandır diyor. İşte 1 bölü 20, 2 bölü 20, 3 bölü 15, 4 bölü 80 gibi şeyleri. Ben duymak istemiyorum. Duymak istiyorsanız buna evet diyebilirsiniz. Ben hayır diyorum. Çıkış, düğme, hayır, düğme. Gelen bildirimleri otomatik oku. Burada gelen bildirimlerin otomatik okunmasını istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Bildirimleri oku, düğme. Ben bildirimleri okuma, okuma düğme diyorum ama siz dediğim gibi bildirimleri okumasına izin verebilirsiniz. Tek sentezleyici kullan. Burada tek sentezleyici kullan, iki sentezleyici kullan. Şöyle, eğer bildirimlerin okunmasına izin verdiyseniz ya da işte yeni bir sayfa açıldığında bazen pencerenin bazı özelliklerini ikinci sentezleyici okuyabiliyor. Bu da ücretsiz sürümde e-speak, bu Neveda'nın sentezleyicisi var ya, robotik sesli bir amca, o konuşuyor, o zaman da problemler olabiliyor. Onun için ben tek sentezleyici kullanı seçiyorum, kafam karışmasın diye. Siz isterseniz, dediğim gibi, böyle farklılıktan hoşlanıyorsanız tek sentezleyici kullan düğme. Bu Google abla biraz harf harf okuyor sanırım, yeni öğreniyor Türkçeyi. Tek sentezleyici kullanı seçiyorum. Ayar sihirbazı tamamlandı. Şimdi burada tamam, ayar sihirbazı tamamlandı diyor ama aslında tamamlanmadı. Biz he diyelim, tamam diyelim. Uyarı.
Şimdi burada dikkat. Eğer Android 13 kullanıyorsanız ve GSHO güven erişilebilirlik ayarlarından IPTAL diyor ki Android 13 kullanıyorsanız GSHO'yu açın öyle devam edin diyor ama bizim elimizde Talkback var ya biz buna direkt bu soruyu iptal diyoruz. Ayar sihirbazı. İzinleri ver. Şimdi izinleri ver. İşte bak, ayar sihirbazı burası. İzinleri, ver. Bunu tıklıyoruz. Reddedilen izinler. Doğrudan telefon burada yaklaşık reddedilen. Sola sola kaydığınız zaman böyle bak, bakın. Telefon durumunda kimliğini okur. Kayıyorum şu an. Telefon sağ numaraları sağ. Ses kaydeder. Hassas konuma resim hangi çekme ve günlüğünü okur. Telefon aramaları böyle kişilerinizi okur. Bize eşlenen bir liste halinde. Yakındaki bulut. Show notification. Tamam, devam read audio files. Read video files. Read image files. IPTAL. Tamam düğme. Burada iptal tamamı buluyoruz. Tamam diyoruz. İzinleri ver tıkladık. Tamamı tıkladık. GSHO artı için aşağıdaki izinler verilsin mi? Bakın. Reddet düğme. Kişilerinizi okuma. Kişilerimizi okuma. Reddet düğme. Bir kez düğme. Her zaman izin ver. Sadece uygulamayı kullanırken izin ver. Kullanırken diyorum ben ama siz isterseniz her zaman izin ver. Sadece uygulamayı kullanırken izin ver. Şimdi düğme. Yine her zaman izin istiyor. Ver. Bir kez düğme. Reddet düğme. Neymiş çağrı geçmişini okuma. Çağrı geçmişini okumayı da reddet, izin veriyoruz. Düğme. Eğer bunları vermezseniz telefon cevaplama özelliği var. Şimdi parmağınızı aşağıya kaldırınca telefonu cevaplıyor. Yukarıya itince de reddediyor. Bazen Samsung'larda reddetmekte zorlanabildiğimiz için Samsung telefonlarda bu işe yarayabiliyor. Xiaomi'lerde zaten sanırım şu ömürlerde güç tuşuyla reddedebiliyorduk. Bir kez düğme. Evet. Her zaman izin ver. Düğme. Buna izin veriyoruz. Sadece uygulamayı kullanırken izin ver. Sadece uygulamayı kullanırken izin ver. Bakın düğme. Yine bir izin. Stop recording. Stop. Bir kez reddet. Kameraya erişme. Kameraya erişme. Buna izin vermiyoruz arkadaşlar. Reddet. Düğme. Reddet. Düğme. Seçili. Precise location. İşaretli değil. Yaklaşık konum. Burada konumu istiyor. Bunu da reddediyoruz. Seçili. Reddet. Düğme. Reddet. Düğme. Ses kaydı. Bakalım. Ses kaydı diyor. Eğer sesli yardımcıyı kullanacaksanız GSHO'nun bir sesli asistanı var kendi içerisinde. Buna izin verebilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama siz kullanıyorsanız izin verebilirsiniz. Reddet düğme. Reddet düğme. Telefon çağrıları yapma. Telefon cihaz bilgilerini çağrıları alma. Yapma. Telefon bakın. Uygulamasına erişme. İşte evet. Buna izin vereceğiz. Reddet düğme. Her zaman stop recording düğme. Her zaman izin ver. Her zaman izin ver. Düğme. Reddet. Dahili depolamadaki dosyalara erişme ve bunları evet, değiştirme. Bu dahili depolama iznini de vereceğiz. Reddet arkadaşlar. Düğme. Her zaman izin ver. Her zaman izin ver. Düğüm. Reddet. Yakındaki cihazlara bağlanma. Ya bu Bluetooth'la alakalı. Bluetooth özelliğini kullanmayla alakalı. Zaten ücretsiz sürümde çok fazla Bluetooth özelliğini desteklemediği için bunu reddedim ben. Reddet. Düğüm. Reddediyoruz. Ayar sihirbazı. Evet burası tamam. Diğer uygulamalar üzerinde göster iznini ayarla. Şimdi burada diğer uygulamalar üzerinde göster iznini ayarla falan İzinleri diyor. İzinleri ver. Diğer uygulamalar. Pil optimizasyonunu yoksa iznini ayarla. Pil optimizasyonunu yoksa tıklıyoruz. Pil optimizasyonunu yok. IPTAL düğme. Tamam düğme. Burada iptal tamam var. Tamam tıklıyoruz. GSHO artı. Arka plan ayarlı. Kısıtlama yok. Bir tasarruf uygulamanın etkinliğini kısıtlamaz. Evet. Kısıtlama yok'u tıklıyoruz. Ayar sihirbazı. Bildirim görüntüleme izinlerini ayarla. Burada bildirim görüntüleme izinlerini ayarla diyor. Buna çok bir gerek dosyaları yok. Yönetme izinlerini ayarla. Dosyaları. Alarm ve hatırlatıcı izinleri. Burada. Otomatik başlatma ayar. GSHO ekran okuyucu burada, bilgileri evet. Uygulama yöneticisinde görüntüle. Bu GSHO'yu uygulama bilgileri yöneticisinde göster. Bunu tıklıyoruz. Uygulama bilgisi. Şimdi burada arkadaşlar Xiaomi telefon kullananlar da 9 tane uygulama bilgisi. Şöyle. Uygulama bilgisi. GSHO artı. Sürüm 20 mil. Depolama 100. Bu ayki veri kullanım. Pil %. İzinler. Şu sekme var. Bir izinler var. Uygulama davranışı çalışıyor. Background autostart. İşaretli değil. Onay kutusu. Arka planda çalışması. Background autostart. Evet. İşaretli değil. Ona izinler. 11 izin verildi. Şimdi burada izinler 11 izin verildi. Bildirimler. Hayır. Mesela benim telefonum izinler diyor. Mesela sizde izinler ve diğer izinler olacak. Xiaomi kullananlar diğer izinleri tıklayacak. Ben şu izinleri tıklayayım. Security. GSHO artı. Multimedya. Access home. Access audio burada file. Access home. Kameraya erişim. Ses kaydı. Ses. Medya ses sevi. Ücretli. MMS mesajları. Telefon çağrılı. Gizlilik. Telefon uygulamasına erişme. Gelen kişilerinizi okuma. Çağrı geçmişini oku. Bakın, konum bilgisi al. Cihaz bilgilerini var. Al. Yüklü uygulamalar. Panodaki öğelere erip. Öğeleri panoya kat. Ayarlar. Sistem ayarlarını değişti mi? Sistem evet. Ayarlarını değiştirir. Reddet. Bunu izin vereceksiniz. Sistem ayarlarını değiştirme. GSHO artı. İzinlerden. Reddet. Bildir. Her zaman izin ver. Her zaman izin ver diyoruz. Niye? Security. Çünkü GSHO'nun arka planda çalışıp daha rahat işlerini yerine getirebilirsiniz. WLAN bağlantısını. Bluetooth bağlantısını değiştirme. Bluetooth açar veya kapar. Kabul. Bunu. WLAN bağlantısını değiştirme. WLAN açar veya kapar. Bildir. Bunları reddedebilirsiniz. Yakındaki cihazlara çok bağlanma. Önemli. Discover Hand Connect to Nerd. Ana ekran kısa yolları. Ana ekrana kısa yol ekler. Bildir. Bunları da reddedebilirsiniz. Kilit ekranında yani gösterme. Önemli. Kilit ekranında gösterilir. Reddet. Buna izin verin kilit ekranına. GSHO artı. Reddet. Her zaman izin ver. Evet her zaman izin ver. Diyelim. Security. Arka planda çalışırken açılır pencereleri görüntüleme. Arka planda çalışırken açılır pencereleri görüntüler. Reddet. Buna da izin vereceğiz arkadaşlar. GSHO artı. Buna izin vermezseniz GSHO'nun ayarları açılmıyor şeyde. L hareketi yaptığımızda GSHO ayarları diyor. Her zaman izin ver. Buna her zaman izin ver diyoruz. Security.
Açılır pencerede görüntüle. Açılır pencerede görüntülenir. Reddet. Bunu da izin veriyoruz arkadaşlar. İki tane açılır pencere izni var. GSO artı. Reddet. Her zaman izin ver. Bunlara izin verdi. Security. Açılır pencerede. Access device motion and orientation. Stop recording. Evet. Düğme. Ekran kaydedici adlı pencere. Başka bir izin yok. Access device motion and orientation. Tamam for detecting the device position in space. İki tane açılır şekil. Pencere. And proving interactive sensory features. Ay. Kabul. Security adlı pencere. Üstü abla. Burada vermemiz gereken 3 tane izin var. Sistem ayarları, 2 tane de açılır pencere. Bu izinleri kontrol edin. Bu 2 açılır pencereyle alakalı izinleri verin ve sistem ayarlarına izin verin. Burası da uygulama bilgisi. Bildirimler. Hayır. Böylelikle sona ayar sihirbazı. Stop recording. Düğme. Şimdi, ekran. GSO ekran okuyucu bilgilerini uygulama yöneticisinde görüntüle. Ayar sihirbazı adlı pencere. İlk kurulum ayarlarını yaptık arkadaşlar. Bakalım bundan sonra GSO'nun içine girip GSO ayarlarını yapacağız.